Excel Marina'da Windy Yatçılığın kurucusuyum. Ve aynı zamanda uzun zamandır yelken sporuyla ilgileniyorum. Burada çeşitli yarışlara katılıyoruz, eğitimler veriyoruz ve aynı zamanda tekne kiralama işlemi yapıyoruz yazları. Kışın ise sabit olan yaklaşık 25 tane teknemiz var. Bu tekneler özel tekneler ve bu özel teknelere kışlık bakım servislerini yapıyoruz kış aylarında. Windy Yatçılık bundan yaklaşık 9 sene önce kuruldu aslında. 9 sene önce kurulduğunda sadece tekne kiralama ve yelken eğitimleri işlerini yapıyorduk. Bu pandemiden dolayı deniz işlerinin biraz düşmesi sebebiyle dedik ki kendimize bu bakım, onarım işlerine de girelim. Ve bu şekilde Windy Yatçılığa bakım, onarım kısmını da ilave etmiş olduk. Daha önceden şahıs firmasıydı firmamız. Şimdi limited olduğu için artık dilediğimiz işlemleri yapabiliyoruz bir tekne üzerinde. Teknenin kazılması gerekiyor ama tekne sahibinin zamanı olmadığı için böyle düzeltmeler yapıyoruz. Macun çekiyoruz, epoksi macun. Epoksi macundan sonra zımpara olacak. Zımparadan sonra... Zeyli mi olacak? Yok. Önce primer, astar atacağız. Altındaki boyanın ne olduğunu bilmiyorsanız, hangi marka olduğunu bilmiyorsanız o zaman zehirli astarı atıyorsunuz, yani arakat. Ama biliyorsanız önemli değil. Astar atmıyorsun. Astar atmıyorsun. Mesela şu anda sizin teknenin altında ne var? International. International. Tamam. International'ın herhangi bir markasını atabilirsin. Yine International atacağız. O yüzden astar atmayacağız. Gerek yok. Boşu evet. Boşuna tabakayı kalınlaştırmayalım. Gerek yok. Mi? Evet. Tamam. Gerek yok. Ordunun ilk hali. Şimdi size sonraki halini göstereceğim. Bu da sonraki hali. Box'ta yeni bir gün daha. Gördüğünüz gibi astar atıldı. Astardan önce kuşaklara silme macun çekmiştik fakat astarı atınca çukur yüzeyler tekrardan gözükmeye başladığı için komple tekneye silme macun yaptık. Aslında bu teknenin kazınması gerekiyordu. Hatta kazınsa belki daha kolay olabilirdi. Ama tekne sahibi bu sene tercih etmediği için biz de işçiliğimiz güzel olsun, daha pürüzsüz olsun diye komple bütün çukur bölgeleri epoksi macun attık. Onun dışında borda polis işlemi hemen hemen bitti. Gördüğünüz gibi bakın kıç taraf nasıl parlıyor. Aslında bunu kimse yapmıyor ama. Daha önceki videoda söylemiştin. Yani kimse yapmıyor ama işte bizim içimize sinmediği için böyle uğraşıyoruz. Güzel görünüyor.
Yalnız polish güzelmiş ha. Kullandığınız neyse harbiden güzel polishmiş. Bento Box teknesinin artık son işlemleri tamamlandı. Bordo polish, zehirli, üst yıkama ve üst polish olarak tüm işlemleri tamamlandı. Denize inmeye hazır. Teknenin görüntülerini tekne sahibine gönderdik. Tekne sahibi açıkçası kendi teknesi olduğuna pek inanamadı. Ama gerçekten çok iyi bir işçilik sergiledik. Gördüğünüz gibi arkamda olan her şeyi net şekilde bordodan görebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle biraz zehirliye yaklaşıyorum sizin için. Eğer ki zehirliye bakarsanız hiçbir iz görmenizin imkanı yok. Özel boya. İsteğe bağlı olarak boyuyoruz bunu. 1 ile 2 sene arasında pervaneyi herhangi bir kekomoz, sümük gibi deniz canlılarından koruyor. Gördüğünüz gibi zehirli de muazzam pürüzsüz. Şöyle arka tarafı da gösterelim. Evet, Bento Box'la işlerimiz bitti. Artık denize inme zamanı geldi. Denizle kavuşacak. Sizler de videonun sonunda bunu izleyeceksiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Gördüğünüz gibi takoz yerleri boyanacak. Arif Usta, bunun bordosu niye öyle bembeyazdı? Beyaz olduğu için beyazdı. Lacivert ama. Lacivert'e boyadık. He? Beyazdı çünkü güneşte beyazlıyor. Gri bordolar. Lacivert veya bu. Lacivert. Gri veya lacivert bordolar böyle bembeyaz oluyor güneşte. Ondan sonra biz de böyle pasta, polis, zımpara ne gerekirse yapıyoruz. Bir şekilde giriyor. Eyvallah. Peki olmaması için ne yapabilirler? Olmaması için kenarda devamlı korumak lazım. Gölgelik yapmak lazım. Yani çarşaftan nereye herhangi bir metreye alır. Güneşten koruması lazım. Branda tarzı bir şey yapmak branda, lazım. Evet. O zaman korur. Bizim de teknelerden bir tanesi lacivert. Omani bilenler bilir. Her tur sonrasında mutlaka gideriz. Yanlarını kapatırız ki bordo o şekilde beyazlamasın. O yüzden lacivert teknesi olanlara tavsiyemiz mutlaka bordoya branda yapsınlar. İnanın ki o vereceğiniz brandanın parası sizi sonradan bordoda yapacağınız işlemlerden kurtarır. Sağ ol abi. Elinize sağlık, çok iyi oldu ya. Elinize sağlık, güzel oldu. Evet. Arif abi ne haber? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne var diyor? İyi, diyor, uğraşıyorum. 10 numara 5 oldu. Hoş geldin. Beyza Hanım da ziyarete geldi bize. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hadi güzel oldu be. Evet ha, baksana abi, yanıyor, sıfır gibi oldu ya. Maşallah. Kazasız belasız da götürelim de Orhani'yi şimdi inşallah. Götürürsün, hiçbir şey
şey olmaz.